Merhabalar, Artcon Festivali'nden bu sefer Winsor Newton Türkiye profilinden sesleniyoruz. Barış Sarıbaş'la bu akşam bir görüşmemiz olacak, bir röportajımız olacak. Çok heyecanlıyız ikimiz de. Kendisini davet edeceğim şimdi. Barış Sarıbaş'la biraz sanat dünyası hakkında, birazcık Leonardo da Vinci'ye saygı sergisi hakkında ve Winsor Newton'un davetlisi olarak katıldığı TIFAK, yani Fine Art Collective ile yaptığı Artist Residency programı hakkında konuşacağız. Kendisini şimdi yayına alacağım. Evet. Merhaba Evet. Merhaba. Çok Merve, heyecanlı. merhaba. Sen nasılsın? İyiyim. Bende de var bir heyecan, evet. Hemen girebiliriz ya da bekleyelim. Biraz bekleyelim istersen. Ben kendimi tanıtayım aynı zamanda. Ben Winsor Newton Türkiye'nin marka sorumlusuyum. Ben de sanatçıyım. Marmara Üniversitesi Güzel Okul Sanatlar Fakültesi arkadaşıyız. mezunu. Okul arkadaşıyız. Aynı dönemde birlikte fakültede olduk. Çok keyifliydi gerçekten bu dönemler. Hatta ona da değineceğim birazcık izninle. Lütfen. Tabii ki. Yani o zaman yavaş yavaş başlayalım. Kendini tanıtabilir misin Zor bize? sorular hazırladın mı? Hayır tabii ki de. Peki. İnsanın kendini tanıtması kadar zor bir şey yok ama şöyle Kesinlikle. söyleyeyim. Ama sanat hayatın ne zaman başladı? Biliyorum ki çocuk yaştan itibaren başladı. Evet. Ama senden dinlemek istiyorum ben bunu birazcık da. Tabii ki. Oradan nasıl görünüyorum? İyi mi? Harika Açı. görünüyorsun. Peki. Kahveni hazırladın. Hazırladım. Suyunu Aynen hazırladın. öyle. Peki. Kaç Hepsi dakika hazır. konuşacağız? 50 dakika mı? Yani dilediğin gibi. Bir saatte zaten dediğim gibi şey bize Tamam. atacak. Instagram bize Tamam. atacak. O yüzden... Şimdi tanıyan ve tanımayan arkadaşlar için benim adım Barış Sayalım Sarıbaş. Ressamım. 40 yaşı devirdim. 9 yıl sanat eğitimi aldım. Resim eğitimi aldım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum 4 sene. 5 sene de Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Hüsamettin Koç Anatölyesi mezunuyum. Aynı zamanda Mustafa Plevneli'nin de mozaikli sıva üstü derslerini aldım. Çok değerli öğretmenler tarafından 9 yıl boyunca yetiştirildiğimizi düşünüyorum. Ayrıca Kesinlikle. annem de bir resim öğretmeni ve sanat tarihçi. Bunun üzerine kurduğum bir resim ve sanat hayatım var. Kısaca söyleyecek olursak o ayrıca da 5 yıl boyunca sevgili ustam Ekrem Karaman'ın çıraklığını yaptım. Onunla Sevgili ilgili de hocam. sergiler yapmıştık 2004'te. Evet. Kısaca Aa, böyle. peki ben sana hemen konuya gireceğim. Lütfen. Barış, sanat dünyanda senin için en önemli böyle kırılım noktası ne oldu? Onu sorabilir miyim öncelikle? Hani 9 Benim yıllık bir için. eğitimden bahsediyoruz vesaire. En önemli kırılım noktası ne oldu senin için? Yakın bir zaman olabilir, uzun bir zaman olabilir. Hani kendi tarzını ilk yakaladığın zaman olabilir belki. Valla çok zor bir soru. Hiç böyle bir Evet. soru daha önce almamıştım. Açıkçası büyük çapta açtığımız sergiler benim için bir dönüm noktası oldu. Sıçrama noktası da oldu diyebiliriz. Sadece kırılma anı değil. Örneğin 2004 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde Ustam Ekrem Kahraman'la açtığımız Kendimize Ait Dağlarda ve Kendimize Ait Ovalarda sergisi benim için hayatımda kendime farklı anlamda bir çeki düzen verdiğim, yolumu daha da ciddiye almam gerektiğini söyleyen, hatırlatan bir sergi olmuştu. Üzerinden 16 yıl geçti. 17. yılındayız hatta. 8 Ocak 2003'te açmıştık o sergiyi. Aynen 2004'te açmıştık. öyle. 16-17 yıl geçti. O bana ciddi bir zemin oluşturdu diyebiliriz kısacası. Peki 2019 yılı senin için çok heyecanlı geçti aynı zamanda. Biz seninle UPSD'de tanıştık hatta. UPSD'de işte yaptığımız yağlı boya aktivitesiydi yanlış Doğru. hatırlamıyorsam. Yani zaten UPSD ile 5 yıl boyunca bu sonbahar buluşmalarını yaptık. İşte yağlı boya da seninle tanışmış oldum ben. Çok keyifli bir gündü benim için doğruyu söylemek gerekirse. Seninle tanışmak çok keyifliydi o gün. Hani yaptığı çalışmalarla işte heyecanlı bir şekilde çalışıyordun ve hani
kendini kendi tarzınla aktaracak şekilde çalışıyordun, doğruyu söylemek gerekirse. Ben çok keyif almıştım o gün hem seninle sohbet etmekten. Aynı zamanda Winsor Newton marka sorumlusu, daha doğrusu bölge sorumlusu Stefan Lafontaine'la da o gün tanışmıştın. Ve doğru. Sana Winsor Newton'ın Fine Art Collective ile birlikte yapmış olduğu residency programından bahsetmişti. Doğru. Stefan'la biz daha sonra da görüştük bu sanat çalıştaylarından sonra. Benim atölyemi de ziyaret etti sevgili Vedat Saranga ile beraber. Senin de haberin vardır. Evet. Daha sonra 2019 yılında davet etti fabrikaya ve fabrika Fransa'nın Le Mans kentinde. Biliyorsunuz orada Le Mans'da araba yarışları da yapılıyor. Öyle bir meşhurluğu da var. Ben Roma'dan aynen. Paris'e gittim. Paris'ten trene atlayıp Le Mans'a gidip Stefan'la buluştum. Ve Stefan, Winsor Newton'ın, yani 1832 yılında kurulmuş olan, İngiltere'de kurulmuş olan fabrikanın Fransa'daki en büyük fabrikasını bana gezdirdi ve bütün boyaların, sanatçılar için üretilen bütün boyaların, sulu boya, yağlı boya, işte aklınıza gelen bütün tekniklerin üretimlerini birebir gezdirdi ve anlattı. Peki hatta neden oradaki heyecanlandın en çok? Ben henüz daha Le Mans'ı ziyaret etme imkanım oldu. En çok olmadı ama en çok seni heyecanlandıran ne oldu orada? Aslında şöyle, Almanların maler teknik dedikleri, usta teknikleri eğitimi bizim akademik dünyamızda müfredat olarak kaldırıldığından da dolayı biz boyaların nasıl yapıldığını aslında kimyasal olarak ve süreçlerini bilmiyoruz. Aynen. O fabrikada ben bunun nasıl üretildiğini bunca yıldan sonra ilk defa gördüm ve biraz da kendi kendime mahcup oldum. Keşke daha önce biz bu ziyaretleri yapsaydık. Hatta oradaki 32 yıldır sadece aynı maviyi üreten bir usta ya da aynı sarıyı üreten bir usta bana boyaların kıvamını sordu. Memnun musunuz diye. Biz de harika zaten bir memnun. Şey bu. Evet, evet, çok özel. Birebir birebir geziyorsunuz ama görüntü alamıyorsunuz ve yayınlamıyorsunuz. Kesinlikle. Fabrikanın kendine ait kuralları var. Ticari kuralları var. Ahlaki kuralları var diyelim. Benim için çok ilham vericiydi. Bu ziyaret 2019'da gerçekleşti. 2019'un senin de çok iyi bildiğin gibi Aralık ayında The Fine Art Collective daveti üzerine Londra'ya gittim ve ben hayatımda ilk defa İngiltere'ye ayak bastım. İlginçtir. Heyecanlı olduğunu söylemiştin aynı zamanda İngiltere'ye ayak çok heyecanlı. Basma fikrinin çok heyecanlı olduğunu, hakkında araştırmalar yaptığını, nereleri ziyaret etmen gerektiğine kadar hazırladığını ben hatırlıyorum yaptığımız görüşmede. Son evet, 3 gün kala görüşmüştük çünkü. Orada bizimle paylaşmıştım bunları. Evet. Londra çok ilginçti benim için. Sizin firmanızın yani Colart'ın merkezinde bir artist residence programı var. Buraya davetli Collective olarak katıldın. Davetli olarak gittim. Tabii ki orada başka bir kültüre dahil oluyorsunuz. İşte trafik soldan akıyor. İşte siz başka bir dünyadan, başka bir ülkeden gelmişsiniz. Oradaki 3 hafta boyunca bir çatı katında kaldın aynı zamanda da. Evet, Kensington'da çok hoş bir çatı katıydı. Rüya gibi bir evdi. Sağ olsunlar çok güzel bir ev ayarlamışlardı. Oradan yürüyerek her gün atölyeye gittim. Bu benim uluslararası katıldığım 3. artist rezidansı, sanatçı konaklamaydı. Çok heyecan vericiydi çünkü İngiltere'ye gidiyorsunuz ve... Daha önce nerelerde katıldın onu öğrenebilir miyim? İtalya'da ve Berlin'de katıldım. İtalya'da 2015 Eylül'ünde Box Arts Museum'ın kuruluş öncesinde Cosenza'da, Güney İtalya'da evet. 200 sanatçı davet edildi ve Türkiye'den davet edilen tek sanatçı bendim. Tek ressam bendim. Bu sanatçı konaklamanın çıktısı olarak da bir müze yapıldı. Alo. Orada mıyız? Pardon, bir kesinti orada. Hiç sıkıntı yok. Evet. Oradaki sanatçı konaklamanın çıktısı olarak da bir müze açıldı. Bu Avrupa'nın en büyük sanatçı konaklama programıydı. Özellikle çoğunlukla İtalyan sanatçılar ve uluslararası Avrupa'dan, Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan sanatçılar davetliydi. Diğer artist residence ise Berlin'den Tabor Press, dünyanın en iyi taş baskı atölyelerinden, aynen öyle, ilk 5'teki atölyelerinden biri, Almanların en önemli sanatçılarının davet edildiği bir
sanatçı konaklamaydı ve oraya da 23 yılda ilk Türk ressam olarak ben davet edilmiştim. Bunlar tabii gurur verici. Bu özgüven... Fine Art Collective'de de aynı şekilde oldu ama galiba öyle oldu. Bir durum vardı. Çünkü 2019 yılı aslında Fine Art Collective'in ilk defa İngiltere haricinde yabancı sanatçıları davet ettiği bir seneydi. Hatta son sanatçı, davet ettiği son residency sanatçısı da sensin. Ondan sonra korona nedeniyle maalesef projeyi sonlandırmak durumunda kaldılar. Hatta süresiz olarak sonlandırıldı bu proje şu anda. Maalesef bu bilgiyi maalesef de yoksa hani kesinlikle portfolyoların, her sanatçının portfolyosunu kabul ediyorlar, değerlendirmeye alıyorlar. Bunu da bilgi olarak vermek istedim. Orada tabii iki kategori vardı. Bir Elephant Residence ve bir The Fine Art Collective vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam The Fine Art Collective kendisini ispat etmiş sanatçıları daha çok tercih eden, diğeri ise yeni gelen sanatçıların, yeni yetişen genç sanatçı arkadaşların kabul edildiği iki ayrı kategorideki bir... Royal Academy'nin de aynı zamanda evet, bağlantılı olduğu bir kolektif grup. Evet. Türkiye'deki galiba ilk temsilcisi benim. Evet, 12 ülke davet edildi burada. İşte 12. ülkede biziz. Çok iyi. Sevgili Stefani Nabya ile biz orada toplantı yaptık ve Türkiye'de The Fine Art Collective'i, Winsor Newton'ı, Elephant'ı ve onların yayınladığı dergi var biliyorsun. Elephant Magazine. Elephant Magazine. Bunların Türkiye'de görünürlüğü açısından üniversitelerde benim aslında bazı seminerler vermemi de rica etti ama koronadan dolayı biz bunu gerçekleştiremedik. Aynen öyle. Yoksa böyle bir projemiz de vardı ama devam edemedik. Hatta farklı residency'ler de olacağını belirtmişlerdi. Onu da yapamadık. Ama inşallah ileride bu devam edecek. Farklı sanatçılarla, seninle birlikte. Yani hani ambasadörümüz olman da aynı zamanda farklı bir şey bizim için, farklı bir gurur bizim için. Ben sana yani gitmeden önce yaptığın araştırmayı anlatmanı rica edeceğim. Bana çok heyecanla anlatmıştın. Evet. Orada ne çalışmak istediğini, aslında ne anlatmak istediğini dinlemek istiyorum ben senden. Tabii sevgili Merve, bu önceki sanatçı konaklamalar, davetler, işte Viyana'da yaptık mesela Summart'la, Amerika'da yaptık, New York'ta, Moldova'da yaptık, Kişinev başkentleri biliyorsun. Bunlara ben 23-24 yaşında başladığım için bu tür organizasyonlara gittiğinde o ülkeye gezmeye gitmiyorsunuz. O ülkeye kesinlikle bir sorumlulukla gidiyorsunuz. Aynı zamanda öte yandan kendi ülkenizi de temsil eden birisiniz. Kendi ülkeniz, ya yani diyorlar ki siz nereden geldiniz? Türkiye'den. Türk sanatı ve Türk sanatçısına karşı da bir ister istemez bir belirsizlik mevcut dünyada. Çünkü bizim çağdaş resmimiz henüz dünyada bir 10-15 yıldır konuşula gelen bir şey oldu. Müzayedeler aracılığıyla işte Sotheby's, Bonham ve Christie's'den sonra. Dolayısıyla bu tür bir sanatçı konaklamaya gittiğimizde bir hedefiniz ve düşünceniz olması gerekiyor. Ben de bununla ilgili ne yapabileceğimi tabii aylarca düşündüm ve sana da daha önce paylaşmıştım. Instagram'da veya beni yakından tanıyan arkadaşlar da bilir. Düşler Akademisi'yle ben yaklaşık 16-17 yıldır çalışıyorum. Düşler Akademisi'nin kurucusu, düşünce kurucusu, lideri, her neyse CEO'su, sevgili Ercan Tutal ile bu konuyu konuştum ve o bundan çok heyecan duydu. Ve biz oturduk, bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Ben oraya gittiğimde İngiltere'ye, Londra'ya ve sanat ortamına ne söyleyebilirdim? Ve biz konuşa konuşa aslında üzerinde yıllardır düşündüğümüz ve tartıştığımız, hedef edindiğimiz çeşitli kavramları, ideallerin tekrar gündeme getirme konusunda bir karar aldık ve bu konuda ben araştırmaya başladım ve Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefini masaya yatırdık ve üzerine gerçekten birkaç gün tartıştık, konuştuk ve ben bununla ilgili bir resim yapmak istediğimi anladım ve gittiğimde bunun üzerine çalıştım. Yani Barış Sarıbaş'ın bugüne kadar yaptığı resimlerin kapasitesinin üzerine nasıl çıkabilirdim ve İngiltere'ye ne söyleyebilirdim ve bu artist rezidansa ne bırakabilirdim? Bunun üzerine global anlamda aynı zamanda ne diyebilirdim? Evet. Çünkü dünyada biliyorsun çeşitli sorunlar var işte. Yoksulluk, açlık, temiz su kaynakları, iklim değişimi, işte bunlar zaten Birleşmiş Milletler'in 17 hedefinden biri ve 2015'te kurulmuş bu kurumun bu bölümü. Dolayısıyla Türkiye'den bir sanatçının aslında bunları hedef edilmesi, dert edilmesi
bence İngilizler için de ve dünya sanatçılar için de ilginç oldu diye düşünüyorum. Ne ilginçtir ki ben orada çalışırken bu kavramları, 17 hedefi el yazımla kağıtlara yazdım ve atölyeye, atölyenin çeşitli işte camlarına, duvarlarına, orada kendime bir atmosfer yaratmak anlamında da yazdım ve yapıştırdım. Evet. Aradan bir süre geçtikten sonra bir kadın benimle tanışmak istedi ve dedi ki bizim kurumumuzun hedefleri ile sizin burada yaptığınız resimler örtüşüyor ve biz buna çok şaşırdık. Burada böyle bir bölüm açtık ve kurumun kitapçığını benimle paylaştı. Dedi ki biz sizden çok etkilendik. Tabii bu her zaman günün sonunda Türkiye'deki sanat gidecek olan sanatçılar için de bir olumlu bir unsur diye de düşünüyorum. Kesinlikle. Çok büyük bir resim çalıştım. Yaklaşık 2,5'a 4 metre gibi. Hatta bunu ilk defa şeye gererek, bir duvara gererek çalışma yapacağını, uzun zamandır yapmadığını söylemiştin. Evet, evet. Orada şaselemekle uğraşmak yerine direkt duvara zımbalayarak, tutturarak çalıştık. Ya eski ressamların da yaptığı yöntemlerden birisi. Zaten şase üzerinde çalışmanın temel manası orada iz çıkmaması içindi. Zaten evet. Düz bir satıh vardı ve o satığın arkasında aslında çok sürpriz olan bir konu vardı ki o da Winsor Newton'ın boyalarının geliştirildiği, testlerinin yapıldığı, senin de çok iyi bildiğin bir laboratuvar vardı. Yani laboratuvarla ben, laboratuvar benim çalışma alanımın yaklaşık 3-4 katı büyüklüğündeydi. Daha ilk gün... Ortalama 35 metrekare bir alandaydım. Sen orası galiba. Laboratuvar kısmı evet senin 3 katın, yani senin bulunduğun alanın 3 katı evadında bir yerdi. Evet, evet. Dolayısıyla ilginç bir yer benim için. Çünkü duvarın arkasında sizin tüpten sıkarak paletinize koyduğunuz ya da mürekkep çalıştığınız, işte akrilik çalıştığınız, ne bileyim çeşitli malzemeleri çalıştığınız ürünleri üreten insanlar, bilim adamları, kimya mühendisleri duvarın arkasında çalışıyor. Her an onlara soru sorma şansım da vardı ve ilk gün biz sevgili oradaki sanatçı arkadaşım Matthew Gibson ile orayı gezdik. Hatta orada enteresan bir şey oldu. Oradaki kimyagerlerden birisi yeni bir renk keşfettiğini söyledi. Ben orada eğitimin farkını şurada gördüm. O rengi yüzdeleriyle okuyabildim. İşte dedim ki %80 magenta var, işte %10 işte şu renk var, %5 şu renk var, %5 bu renk. %100'ü orada siz görerek analize ettiğiniz zaman... O dönemde bu arada evet. Bilgi vereyim, Winsor Newton, Winton'un yeni olan 8 rengini ve tamamen ekolojik olan kadmiyum free ürünlerini çalışıyordu aslında. Tam öyle bir döneme denk geldi. Öyle bir döneme geldim. İlginç evet. Çünkü bütün dünyadaki belki milyonlarca sanatçıyı ve ressam adayını, ressamı etkileyecek renkler sizin duvarınızın arkasında canlandırılırken siz orada resim yapıyorsunuz ve bunu ziyaret ediyorsunuz. Bunu da işte sustainability yani sürdürülebilirlik adına yapıyorlardı aslında. Yani kadmiyumu bizim sağlığımız açısından aslında çıkarıp boyaların içerisinden yani sanatçının sağlığını korumak adına çıkarıp yerine onun muadili olan ve aynı renk zenginliğini, aynı ışık solmazlığını sağlayacak olan boyaları yerleştirdiler ve çok değerli seriler çıkarttılar. Evet, kadmiyum sarısının ben bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Fabrikayı gezerken... Chuck Newton da öyle mesela. Ben onun evet. O kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum gerçekten. Winsor Newton'la birlikte öğrenmiş oldum. Evet. Enteresan bir deneyimdi benim için. Bina biliyorsun 4-5 katlı ve aşağıda işte Winsor Newton'ın tarihini anlatan bir bölüm var. Bir galeri var. Orada bir açık arşiv bir, var aynı zamanda. Arşiv var. Bir açık kafe var. Ve oradaki holdingde aslında herkes oldukça eşit yaşam koşulları içerisinde. İşte kendi yemeklerini getiriyorlar, yiyorlar falan. Yani işin özü şu. Siz orada bir ressamsınız. Orada bir yönetim merkezi var. Orada bir sanatçı konaklama bölümü var. Laboratuvar var. Bunların hepsi bir bütün. Yani bir üniversite kampüsünün minik bir modeli gibiydi. Dolayısıyla bu insanı besliyor. Tabii ki günde, gün içerisinde işte sabah 9'da başlıyorsunuz. Akşam 6'ya kadar atölye açık. 6'dan sonra çıkıp Londra'da bir müze gezmeniz, bir galeri gezmeniz gerekiyor. Bunları ilk fırsatta yapamadım çünkü ben önce işimi iyi yapmak, resmimi iyi yapmak, resmi son derece üst düzey yapabilmek adına ilk fırsatta ziyaret edemedim birçok yeri ama aradan 10 gün sonra gittiğimde ben bunun acısını çıkardım. Nereleri gezdim diye sorarsan, öncelikle Royal Academy'deki Lucian Freud sergisini gezdim ve Lucian Freud benim gerçekten çok hayran olduğum bir sanatçıydı. Birebir eserlerini ilk kez
bu bağlamda toplanmış bir biçimde, toplu bir biçimde görebildim. Serginin davetiyesini de sevgili Stephen Chambers, Royal Academy üyesi olan, yönetim kurulu üyesi olan Stephen bana davet diye verdi. Ve bu da çok özel bir şey çünkü kesinlikle. Royal Academy'de öğretmen olabiliyorsunuz ama member olmak, üye olmak çok zor. Orada Anthony Gormley sergisi de vardı. Bu iki sergi çok heyecan verici. Biliyorsunuz Sigmund Freud'un oğlu Lucian Freud. Bu çok özel psikanaliz dünyasında. Zaten resimlerde bunlarla bağlantılı. Öte yandan Bond Street'te Francesco Clemente'nin olağanüstü bir sergisi vardı ki ben kendisine çok hayranımdır ve etkilendiğim sanatçılardan birisi. İtalyan bir sanatçı biliyorsunuz. Napoli ve New York'ta Soho'da yaşıyor. İşte Hollywood'daki bir sürü sanatçıyla, arkadaş, oyuncuyla ve işte en meşhur filmlerden biri Büyük Beklentiler, Büyük Umutlar, Great Expectations filminde sanat danışmanı. Orada o filmdeki bütün resimler onun ve açılış bir gün önceydi. Ben kendisiyle çok tanışmak da isterdim ama yakalayamadım maalesef, zamanım denk düşmedi. Bu sergileri gezdiğiniz zaman dünyaya ait olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani artist residence'ın belki de bir sanatçıya kendi ülkesinde, hatta başka bir ülkede kattığı en önemli değerlerden birisi kendisini uluslararası hissetme duygusu. Bizim Türkiye'deki sanatçılarımızla ilgili en büyük sorunlardan biri kendisini dünyaya eklemlenmiş hissedememe hali. Onun için Winsor Newton'un, işte senin sevgili Mahir Saranga'nın, Vedat Saranga'nın desteği ve teşvikiyle sizin yönlendirmenizle benim böyle bir organizasyon içinde olmam uluslararası özgüveni arttırmada çok önemli bir etkendi bence. Bence senin orada azmin aslında önemli olan. Yani hani evet biz burada böyle bir proje var dedik ama senin ekstra azmin ve davet edilmen burada bence daha önemliydi. Tabii davet almak çok güzel bir duygu. Ben bir yerlere başvurup gitmeyi çok tercih eden birisi değilim. Davet edilip gittiğinizde oraya yakışır bir şey yapmanız lazım. Yani ünlü bir keman sanatçısının işte Türkiye'den gidip Royal Philharmonic Orkestrası ile bir konser vermesi ne kadar önemliyse benim için de bu çok önemliydi. Orada Bond Street'te profesyonel bir galeriyle de temas halinde olduk. Tabii korona girdiğinden dolayı birazcık işler gevşedi ama ileride güzel bir haber verebilirim size. Bunlar bu Artist Residence'ın yan çıktılarından birisi aslında. Hatta aynen, orada yaptığım resmi de Chelsea'de çok iyi bir ev, bir koleksiyoner çift evine aldılar ve enteresandır, resim tam o duvar için yapılmış kadar milimetrik ölçüdeydi. Bu da benim için çok heyecan vericiydi. Orada İstanbul'dan, Türkiye'den tanıdığım ve uzun yıllardır yaşayan sevgili Alper Taşçı sanatçı arkadaşım sağ olsun ziyaret etti. O biraz şehri gezdirdi çünkü şehri gezmek de çok önemli. Bir yere gidiyorsunuz ama bir kutunun içinde siz resim yapıyorsunuz. Aynen öyle. Şehri tanımadan. Çok askalı aslında sen evet, oradaydın. Biraz da öyle evet, bir şey vardı. Hani dezavantaj hiç önemli değil aslında. Dezavantaj gibi duruyordu ama davet etmek istediğimiz çoğu sanatçı ve küratör ve koleksiyon arkadaşlar yurt dışında tatildeydi ama bazen bu tür uygun gözükmeyen, yani iyi değil, iyi bir zaman dilimi değil dediğiniz şey aslında siz artıya çevirebilirsiniz. Ben çok ustaca bir maharetle çevirdiğimi düşünüyorum. Onu diyecektim zaten. Bildiğim kadarıyla en kalabalık Open Studio sana aitti. Yani 3 haftanın sonunda yaptığın tanışma partisi, eserlerini sergilediğin evet, bir sergi yaptık. En kalabalık olan partiydi bildiğim kadarıyla. Çünkü Fine Art Collective'de Winsor Newton da aynı şeyi söylemişti sana yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok sağ olsunlar. Türkiye'den Londra'ya son yıllarda giden sanatçı arkadaşlar da ziyaret etti. Benim orada yaşayan İngiliz ve yani İngiltere vatandaşı olan arkadaşlar vardı, koleksiyoner. Onlar da ziyaret ettiler. Benim resimlerimi daha önce almışlar. Kimileriyle yeni tanıştık, kimilerini daha önceden tanıyorum. Bu işte bütün bu aslında bir sanatçının kişisel gelişiminde gelecek projeksiyonunda daha iyi işler yapabilmesi için bir fırsat. Bu fırsatı umarım Türkiye'de başka sanatçılar da değerlendirir ve giderler. Kesinlikle. Benim İngiltere hayatımdaki en son listedeki en son ülkeydi. Ama sizin sayenizde böyle bir şey 40 yaşında bana kısmet oldu diyelim. Ben bir soru daha soracağım. Sürdürülebilirlik üzerine çizdiğiniz neydi diye soruyor Verda Özer. Sürdürülebilirlik, teşekkür ederim sağ olsun arkadaşım Verda. Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefi var. Bunların kimileriyle ilgili ben
resimde yani ressam olarak bunu illüstre etmek, yani canlandırmak kolay değil ama bunun sembolizmasını yapabilirsiniz. Bunlarla Aynen. ilgili işte cinsiyet eşitliği, işte iklim değişikliği, işte yoksulluğa son, eğitimde fırsat eşitliği, temiz su kaynaklarının doğru kullanımı, güçlü iş birliktelikleri gibi o 17 kalkınma hedefinin kimilerini ben resimde yapmaya gayret ettim ki zaten aklı başında bütün kurumlar dünyadaki buna yoğunlaşıyorlar ve bunu temel edinerek kendi kurumlarını, şirketlerini, hatta Türkiye'de bunu devletler bu sene bunlar üzerine başlıyor şu anda. yoğunlaşıyor. İşte biz bunu benim sosyal sorumluluk projem olan Alternatif Kamp'ın dönüşmüş hali ve üzerine eklenmiş hali, Düşler Akademisi'ndeki 24 yaşından beri çalıştığım 16 yıllık bir birikimin üzerine bunu koyuyorsunuz. Yoksa bunu böyle bir günde öğrenip onun üzerine resmini yapmak değil. Bu çerçevede evrensel düşünmek. Çünkü bu konular 17 hedef, bunu 107 hedef de yapabiliriz. İnsanları ilgilendiriyor ve doğayı ilgilendiriyor ve hayvanları ilgilendiriyor. Biz eğer temiz su kaynaklarını kullanamazsak, değil mi? Doğadaki bütün canlılar zarar görecek. Çünkü galiba dünyada doğayı en çok hor kullanan insanlar biziz. Yani canlılar biziz. İnsanoğlu bunu negatif yönünde çok değiştiriyor maalesef. Onun için de belki bu korona denen baş belası belki bize evrenin ve dünyanın bir geri bildirimi olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bu mesela barış, adalet ve güçlü kurumlar, işte notlar almıştım, sudaki yaşam, karasal yaşam, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, işte eşitliği, sorumlu üretim ve sorumlu tüketim gibi bir takım kavramlar bütün insanları ilgilendiriyor. Ben örneğin Aslında çocukken geleceğe temiz bir dünya bırakmak adına yapılabilecek her türlü adımı sembolize ediyor bu 17. tabii ki sanatçılar, sanatın bütün alanlarındaki sanatçılar bunları hedef edinmek zorunda değiller. Ama hedef edinenler olabilir. Edinirlerse de iyi bir şey yapabilirler. Gerçi sanatın kendine ait iç bir problemi var ama bizler bazen buna çok bakmıyor olabiliriz. Ben buna birazcık işaret etmeye çalıştım. İşte bunun içinde sağlıklı yaşam, kaliteli yaşam, iyi eğitim, değil mi? Afrika'da mesela bir sürü milyonlarca insan var ki hala gıdaya ihtiyacı var. Aynen. Bunları sembolize eden insanın temel alındığı bir resim çalıştım. Çünkü insanlık, hümanizma yoksa eşitlik, adalet, değil mi? Dünyanın diğer ülkelerindeki insanların senin kardeşin olduğunu bilme duygusundan yoksun bir sanatın gelecekte çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla sürdürülebilirlik meselesi, sürdürülebilir sanat meselesi, sürdürülebilir hayat meselesi aslında bütün bunların hepsi ta felsefenin en temel konularından biri. Yani felsefe dediğimiz şey düşünce. Düşünen insanın, işte beyninin karanlık taraflarını aydınlatan insanın düşündüğü meseleler. Ben de bir ressam olarak Londra'daki The Fine Art Collective'de bunun üzerine düşündüm. Kolay değildi ama üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. peki bu eserini oluştururken, yani bu süreçte, 3 haftalık süreçte hangi malzemeleri tercih ettin? Bana onlardan bahsedebilir misin biraz? Ben malzeme olarak genellikle bilinen manada klasik malzemeleri kullanan birisiyim. İşte yağlı boya, tuval üzerine yağlı boya, kağıt üzerine akrilik, mürekkep, işte geliştirmiş olan yeni mürekkep akrilikler var biliyorsun. Evet. Onları kullanıyorum, füzen kullanıyorum. Sadece bu resmi yapmadım. O resmi yaparken onun yanı sıra kağıt üzerine de resimler çalıştım. Bu açık stüdyo, açık atölye gününde bunların hepsini birbirleriyle sergiledim. Çok da ilgi gördü. Hem Zaten düşündün aslında, hem tuvale geçmeden düşündün, hem şey yaptın, ne denir ona, konuyu destekleyecek çalışmalar yaptın bununla birlikte. Ben hatırlıyorum çünkü yaptığın çalışmaları bir yandan da, o yüzden. Sevgili Merve, sen de biliyorsun sanatta resim yaparken, üretirken düşünmek, düşünürken üretmek. Yani çizerken düşünmek, düşünürken çizmek diye bir felsefemiz vardır ya bizim. Evet. Bu aslında bir dalış halidir. Dalınç, dalmaktır bu. Kendine dalmaktır, kendini bulmaktır, kendini aramaktır. Ben hep öyle yapıyorum. Hem düşünüyorum, hem çalışıyorum. Hem çalışıyorum, hem üretiyorum. Bu ikisi birbirini besleyen yin yang gibi. Yani siyah beyaz yin yang gibi. Birbirini destekliyor. Dolayısıyla oradan kendi sürpriz
yönlerini de keşfediyorsun. Çünkü sanatın sürpriz tarafı da var. Sanat kuralları çok belirli bir şey olsaydı zaten herkes sanat yapabilirdi. Kesinlikle. O sürprize açık olmak da çok değerli bence. Ya sürprizler her zaman hayatımızın bir yerinde var. Onu manipüle etmek, onu işte ifade edebilmek aslında. Hem yazılı olarak ifade ediyorsun sen, hem de işte şiirlerinle vesaireyle, hem de görsel olarak aynı zamanda iletiyorsun. Peki, hobi ve amatör olarak başlayanlar için, görsel sanatlarla ilgili olan insanlar için, yani ne önerirsin? Yani ne yapsınlar? Ben başlamak istiyorum bir yerinden ama hiç fikrim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet, bu çok sorulan yani bir ne soru. Ne malzeme kullanmalıyım, ne yapmalıyım? Fikir aşaması. Ya da mesela Barış Sarıbaş nelerden ilham alır bununla birlikte? Yani biliyorum çok fazla yerinde duramayan bir insansın. Bir İstanbul'dasın, evet. Bir İzmir'desin. Şu anda İzmir'den konuşuyorum sana, evet, ve evet. Sevgili arkadaşlara. Valla ben doğadan kopuk bir insanın bir şey dönüştürebileceğini çok sanmayanlardım. Doğayı temel alıyorum ve kendi içimdeki iç oylumlarıma bakıyorum. Bir insanın kendi beyni var. Beyninin içindeki dünyası var. Genetik olarak ve karmasından getirdiği düşünceler var. Bir de bizim dışımızda bir dünya var. Bir kozmos var. Bu enerjiler arasında bir yol bulmaya çalışıyorum. Yol bulmaya çalışırken kendi ruhuma, kendi kapasiteme, yeteneklerime uygun malzeme bulmaya çalışıyorum. Bu şey gibidir. Hiç tanımadığınız bir yere, bir şehre uçak bileti alırsınız ve gidersiniz. Havalimanından işte bir metroya binersiniz ve o şehrin merkezindeki bir metro durağında inersiniz. Dersiniz ki ben şimdi neredeyim? O zaman haritaya bakacağız. Ya da yön duygumuza bakacağız veya sürprizlere açılacağız. Ya fal bakacaksınız resim yaparken, sanat yaparken malzemede, ya da bilinçli şekilde çalışmaya gayret edeceksiniz. Benim tercihim şudur. Herkesin duygusu, her ressamın, her ressam adayının, her resim yapmak isteyen adayın duygusu malzemesiyle ilişkili. Malzemesini bulabilmesi için de denemesi gerekiyor. Kesinlikle. Yemekte de öyle değil mi? Aynen. Bazı yemekler mesela çok iyi yaparsınız ama der ki benim o yemeğe alerjim var. İşte şuram kabarıyor falan, midemi ekşitiyor. Dolayısıyla o yemek o kişi için doğru değildir. Mürekkeple çalışabilirler. Füzenle çalışabilirler. Mesela benim için resim hayatımda kırılma noktalarından birini soracak olursan eğitim hayatımda. Evet. Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümündeyken resim öğretmenimiz sevgili Nurhan Özekçin dedi ki Barış sen füzenle çalış. Yani charcoal dediğimiz kömür kalem, işte söğüt ağacının fırınlanarak dönüşüp bizim kullanılacak hale getirildiği bir malzeme. Füzenle çalıştığımda ben kendi çizgi kapasitemin çok önünün açık olduğunu gördüm. Çünkü kurşun kalemde aynı özgürlüğü yaşayamıyorsunuz ama füzenle siz beyninizin hızıyla elinizin ve malzemenin hızı arasında bir bağlantı kuruyorsunuz. Dolayısıyla sizin için doğru malzeme artık o. Füzen benim ressamlık hayatımda önümü çok açan bir malzeme oldu. Ama kimi ressam için, kimi amatör ressamlar için ya da yeni başlamak isteyenler için sulu boya harika bir malzeme olabilir. Ya da mürekkep harika bir malzeme olabilir. Bunun hızlı doğrusu yok. Hızlı fikir üretebildiğin, hızlı çalışabildiğin ama aslında en zor tekniklerden biri bence. Sulu boya. Evet, sulu boya çok zor bir teknik olduğu söylenebilir ama bence söylenen söz gibidir. Evet, söz ağızdan çıktığı öyle. Zaman ok gibidir. Yakalayamazsın. Aynen ama öyle. Oradaki başarısızlık diye söylersek, teknik anlamdaki başarısızlık sonraki başarıyı, sonraki hedeflenen noktayı kolaylıkla getirecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla akrilik çalışabilir, pastel çalışabilir. Mesela harika pasteller var. Evet. Yağlı pastellerle neler yapılıyor? Sen de çok iyi biliyorsun. Sen de bu eğitimi aldın. Basic Design temel sanat eğitimini aldın. Biz orada bütün bu teknikler nasıl düşünmemiz gerektiği, tekniklerle ilgili nasıl bir kombinasyon, çeşitlemeler yapmamız gerektiği çok iyi öğretildi bize. Dolayısıyla orada malzeme dersi, malzeme tanıma dersi, işte sizin Winsor Newton olarak da çeşitli çalıştaylarda gerçekleştirdiğiniz, bunlarla ilgili sorumlu ressamlarla ilgili yaptığınız çalışmalar. Aynı zamanda üniversitede çalışma çok, yapıyoruz. Evet, adaylar için çok öğretici diye düşünüyorum. Teşekkür ederim yorumların içinde. Rica ederim.
Ben şey soracağım sana. Leonardo da Vinci'ye saygı sergisini soracağım. Serginin fikir babası... Böyle bir şeyi var, onun bir yolculuğu var aynı zamanda. Çok yer değiştirdi, çok şehir değiştirdi. Onlardan da bahsetmeni rica edeceğim. Tabii Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü 2019'du. 1519 yılında Da Vinci'yi kaybettiğimizde o Fransa'da vefat etti, Amboise kentinde. Biliyorsun kendisi Floransalı ve Da Vinci sadece bir ressam değil, müzisyen, besteleri, notaları var. Mimar, anatomist, tasarımcı, bizim yaza. Gelenekli sanatlarda Hazarfen dediğimiz kişi aslında Leonardo da Vinci. Evet, aslında sanatçının 500 yıl önceki modeli buydu. Ama günümüzde sanatçının tanımı böyle değil. Bugün günümüzde uzmanlaşma çok fazla olduğundan dolayı bir ressam heykel yapmayı belki bilmiyor. Ya da bir geleneksel sanatlarla ilgilenen bir kişi mimarlıkla hiç ilişkisini kuramıyor. Aslında bu eğitimde üzerinde düşünmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Kopuyoruz birbirimizden. Yani ben ebru yapmayı bilmiyorum örneğin. Hat sanatını bilmiyorum. Aslında benim hemen bunları öğrenmiş olmam Barış. Gerekiyor. Hemen atölyeme geliyorum. Lütfen. Birlikte yapıyoruz. Şimdi Da Vinci bütün bu plastik sanatın bütün disiplinini çok iyi hazmetmiş, öğrenmiş. Verrecchio atölyesinde, Bottega di Verrecchio, aslında Bottega dükkan demek İtalyanca biliyorsun. Verrecchio ustanın yanında yeteneğinin zirvesine ulaşmış. Çok yetenekli, doğuştan yetenekli. İşte dahi dediğimiz insanlardan biri. Onun ruhunun hala yaşadığını düşünüyorum. Bu fikir sevgili Onayakbaş'tan çıktı. Onayakbaş bana bunu 2006-2007 yılında söylemişti. Biz o zaman Vincent van Gogh'la ilgili bir proje yapmıştık. Çok benzer bir çalışmanın ilk modeliydi. Bu ikinci model. Beni de davet etti sağ olsun. Genç sanatçılardan biri olarak. Biz Türkiye'de Da Vinci'nin 500. yılını kutlayan tek projeyiz. Yani koskoca Türkiye'de Da Vinci ile ilgili hiçbir proje yapılmadı. Yapıldıysa da biz duymadık. Aslında bunun hem özel kurumlar aracılığıyla hem devlet tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından bir biçimde kutlana gelmesi çok iyi olurdu. Bütün dünyada kutlandı. Özellikle Fransızlar Da Vinci'yi kendisine mal ettiği için. Çünkü Da Vinci son 3-4 yılını Amboise kentinde geçirdiğinden dolayı da Da Vinci'nin İtalyan olduğu değil, Fransız olduğu algısı Fransızlar tarafından manipüle de edildiğini düşünüyorum. Çünkü Mona Lisa'nın Louvre'da olması etkili. Aslında burada benim için Da Vinci'nin üzerinde düşünmesi gereken şey şu. İnsanın keşfetme duygusu. Keşfetme duygusu Da Vinci'de çok yüksek. Biz aslında en çok buna vurgu yapmaya çalıştık. Resimlerine bakarak onun resimlerini kopya etmedik. Bir tür yaratmaya gayret ettik. Çünkü dünya sanatında tür yaratmak çok önemli. Mesela Van Gogh'la ilgili hala o gün resim yapmış sanatçılar, Vincent Van Gogh'la ilgili hala oradan referansla kendi resimlerini yaratıyorlar. Benim için de çok ilginç oldu. Ben ne yaptım peki Da Vinci'de? Da Vinci'nin eskiz defterlerini inceledim ve okudum. Onun tahmin ediyorum ki resimlerinde hiç yağlı boya olarak aktarmadığı çoğu çizimini ben tuval üzerine aktararak renklendirdim ve tuvale aktarmış oldum. Zannediyorum Da Vinci'nin ruhu bundan çok memnundur. Çünkü o bunu yapacak zaman bulamadı. Çünkü çok yoğundu ve kafasında bitiriyordu zaten o eskizi yaptığında. Onun için artık onun yağlı boyasını ya da tuvalini yapmak zorunda değildi. Keşfetme arzusu, yaratma arzusu, yeniden dönüştürme arzusu çok yüksek. Aslında bizim ondan almamız gereken en önemli derslerden biri buydu. Bunun temelinde de bilim var. Bilimin temel olmadığı hiçbir şey aslında oturmuyor. Biz Clalot Şatosu'nda Da Vinci'nin o son yaşadığı, kralın ona tahsis ettiği şatoyu gezdiğimizde, sevgili Onayakbaş'la beraber Mayıs ayında gittik 2019'da. Laman'daki fabrika ziyaretinden sonra yaptım. İkinci ziyaret Da Vinci'nin yaşadığı yerdi ve mezarıydı. Çok muhteşem bir kent. Paris'e yaklaşık 1,5-2 saat uzaklıkta aynı arabayla. Aynı zamanda muazzam bir ekiple gittiniz oraya. Ben o ekipte yoktum ama ekip sonradan gitti. Çünkü gerek kalmadı benim gitmeme. biz Onayakbaş'la ikimiz orada ve eşiyle beraber üçümüz ciddi analizler yaptık. Da Vinci'nin resimlediği bütün bitkiler,
İşte oradaki değirmeni, su çarkı, işte buhar makinesi, yel değirmeni, aklınıza gelen bütün unsurları o bahçede keşfetmiş. Yani bir sanatçıya bu imkanlar verildiği zaman sanatçı sınırlarını zorluyor ve üretiyor. 500 yıl sonra biz bunu konuşabiliyoruz. Kesinlikle. Da Vinci meselesi sadece Leonardo da Vinci değil. Bugün yaşayan, belki hiç haberimizin olmadığı Leonardo da Vinci'ler var. Onlar da gelecekte konuşulacak, örnek alınacak. Bence bunların izinden gitmeye devam etmek gerekiyor. Sadece bizim okullarda aldığımız eğitimle durmamak ve başka ustaları da bugün fiziksel olarak yaşamıyorsa da örnek alıp o ustaların izinden giderek kendimizi yeniden keşfedebiliriz. Kendimizi keşfettiğimiz sürece de başka sanatçılara ve dünyaya ve insanlık ailesine çok faydamız olacağını düşünüyorum. Sanat biraz da insanlar için, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ya ağzına sağlık diyeceğim gerçekten. Çünkü arada soracağım sorular hani şey diye düşünüyordum. Genç sanatçılara söylemek istediğim bir şey var mı diye soracaktım aslında. Bu tam hep sorulan bir soru. Biz de yaşça gençken soruyorduk ustalarımıza. Genç sanatçı olarak bize tavsiyeniz hocam, nedir diye. Hocam biz ne yapacağız şimdi? Bizim sonumuz ne olacak? Şöyle. Evet. Aslında sevgili Merve, sanatçının genci yaşlısı olmaz biliyor musun? Sanatçı hep gençtir. Gerçek sanatçı hep genç. Yani, düşünceyle ilgili. Fakülteden yeni mezun olduktan sonra hani böyle bir boşluğa düşüyor insan ya, ben ne yapacağım şimdi? Hani o boşluk hiç aslında gerçek sanatçıyı terk etmiyor. O boşluk o hep bizde baki. Çünkü yaratıcı insan. Sen de yaşadın bunları. Hala da yaşıyorsundur. Gerçek sanatçı yaratmak istiyor, üretmek istiyor ve dünyaya bir şey söylemek istiyor. Genç sanatçının yapması gereken, aslında benim deminden beri anlattığım şeylerin satır aralarını iyi okursak ve şeyler arasındaki görünmez olan bağlantıları iyi kurduğumuzda. İşte o görünmez bağlantıyı biraz daha görünür kırmak istedim. Bu Karl Marx'ın sözü. Görünmez olan şeyler arasında görünmez olan bağlantıları kurmaya zeka deniyor. Ve bu zeka devrimci zeka. Bu devrimci zekayı yakaladığımız zaman, çünkü biraz zeki, biraz akıllı, biraz birikimli, biraz araştırmacı, Da Vinci gibi, değil mi? 500 yıl önceden gelen keşfetme duygusu, çocuktaki keşfetme duygusu. Bunu terk eden birisi hiçbir zaman genç kalamayacak. Bu sadece sanatçı için değil, tarım yapan birisi de genç kalmayacak. Hayatın çeşitli meslek dallarındaki kişiler de genç kalamayacak. Bence keşfetme duygusu çok önemli. Yani ve keşfetme duygusu işte o olgunluğa geçişteki hani bir sancılar var ya, böyle tam böyle hani adlandırdıkları bir dönem var, hatta 35 yaş böyle olgunluğa geçiş. Evet, 35 yaşından sonra böyle şeye geçiş dönemi var ya hani. Çok haklısın. Böyle o dönemin sancıları aslında sormak istediğim sana. Ben varım diyebilmek kolay değil. Ben bile tıkandım şu anda bu arada. Sorarken tıkandım. Ya insanın en büyük sorunlarından biri kabul edilme sorunu. Ben kimim? Kabul edilebiliyor muyum? Kabul görüyor muyum? Benim yaptıklarımın bir önemi var mı? Ben kimim, neyim? Ürettiklerim bir işe yarayacak mı? Bir şey söylüyor mu? Aslında kişinin kendiyle ilgili karşılaşması gereken bir ayna sorunu bu. Bence İnsanın içsel devrimiyle ilgili sorunları çözdüğünde o kişi hangi resmi yapacağı, nasıl bir yol haritası izleyeceği konusu da sarihleşecek diye düşünüyorum. Yani şeffaflaşacak, netleşecek. Hı-hı. Evet, netleşecek. Bizim kendi iç yolculuğumuza bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz didaktik olarak. Evet, gidin kütüphaneden çıkmayın. Dünyada basılmış en önemli 100 kitabı okuyun. İşte otobiyografileri okuyun, sanatçıların hayatlarını okuyun. İşte günde 100 tane eskiz çizin. Peki bu bilgiler dönüşemeyecekse ne işe yarayacak? Bazen gereksiz bilgiler insanla çok ağırlık yapar ve o ağırlığı biz taşıyamayız. Bazen bazı şeyleri bilmemek de iyi bir şeydir. Çünkü neye ihtiyacımız varsa onu bilmenin huzuru ve enerjisi çok daha farklı. Benim şu anda buna ihtiyacım var deyip buna yönelmek gerekiyor. Ama bunu bilebilmek için de deneyim sahibi olmak lazım. Elbette ki çok klasik laftır. Genç olanın çok çalışması gerekiyor ki deneyim sahibi olsun. Deneyim sahibi olunca gelecekte karşısına gelecek olan her türlü sorunu ya da güzelliği, değil mi? Her zaman negatif değil her şey.
Tabii güzelliği de görebilmesi için. Sindirmek var bir de. Hani deneyim sahibi olması lazım. O karşıdan gelen tepkileri de aynı zamanda sindirme durumu var. Evet. Mesela Berlin'de bir küratör vardı. Akademiler Künstler'de. Bizde karşılığı yok. Yani Sanatçılar Akademisi. Orada Alman Devleti'nin böyle bir akademisi var. Dedi ki bana, senin sorunun dedi, çok fazla düşünüyorsun. Çok düşündüğün için tıkanmalar yaşıyorsun. Ne yapmam gerekiyor dedim. Senin hiçbir şey düşünmemen gerekiyor. Senin sadece, özür dilerim izleyeceğim, kusman gerekiyor dedi. İçindeki her şeyi kusman gerekiyor, üretmen gerekiyor. O zaman dedi, karşılaşacaksın kendinle. Gerçekten doğru söylüyordu ve ben bir süre sonra, yaklaşık birkaç sene sonra resimlerimde kusmaya çalıştım. Üretimlerimde kusmaya çalıştım. Ve kendimi gördüm ürettiklerinde. Bunlar bana aynı oldu. Belki de genç sanatçı adaylarına, genç sanatçılara naçizane söylenebilecek sözlerden biri bu olabilir diye düşünüyorum. Çok akıl vermek istemiyorum çünkü bazen bir genç sanatçı söylediğimiz bir şey onu da ters de tepebilir. Aynen. O kendi yolunu bulacak. Peki Barış, sana çok klasik bir soru soracağım şimdi. Kaç dakikamız arkanda kaldı? Da, evet aynen öyle. Arkanda da zaten bir hava balonu resmi var. Bu balonlar göstereyim. Nereye gidiyor? İyi bir soru. Genellikle ne anlatmak istiyorsunuz diye soruluyor. Şu ben balon konusunu 2006 yılında düşünmüştüm. Bir balon seyahati yaptım Amerika'da. Ve çok da korktum. Yükseklik korkum da olmasına rağmen yaptım. Jules Verne'le ilgisi var bunun. Jules Verne biliyorsun 80 günde devri alem. Balonla 5 hafta. Bilim kurgunun dünyadaki ilk yazarlarından. Dönemi itibariyle de biliyorsun işte Fransız devriminin arkası. İşte kuantum fiziği bulunacak. 1900'lerde, 1910'larda sanatta akımlar başlayacak. Değil mi? Tam bir 100, 120, 130 yıl önce, 140 yıl önce bir keşifler dünyası var. Ve insanın uçma arzusu. İşte Icarus meselesi. Mitolojideki. Hep insan uçmak istiyor. İşte bizdeki Hazar falan, Çelebi Galata Kulesi'nden uçuyor. İşte Üsküdar'a düşüyor. Ondan sonra deli diyorlar falan. İnsan uçmak istiyor. İnsan aslında evrenin sırlarını öğrenmek istiyor. Ve ölümsüzlüğü öğrenmek istiyor. Değil mi? Herkes ölümsüz olmak istiyor. Çocuk yapmak da o. Kök salmak. Ölümsüzlüğe gitmek. Sanat yapmak da belki biraz da bu. Kök salmak, ölümsüz olmak. Burada ciddi bir ego meselesi de var. Uçmak son bunların... insan adını unuttuğunda unutulursun ancak diye bir şey İnsanlık var. İnsanlık olabilir. İnsanlık dönüşüyor. Bir yerlere gidiyor. Bilmiyoruz ne olacağını. Balon aslında kişinin kendisinin sembolü. Balonun içinde bazen figürler koyuyorum. Onlar da kişinin kendisi. Kendi yolculuğuna çıkıyorsun ve kendini yeniden keşfediyorsun. Dünyayı, evreni. Bir dış yolculuk var, bir de iç yolculuk var. İki yolculuğu da birlikte yapabilirsin. Bu onun sembolizması. Eline sağlık gerçekten. Çok da güzel aktarıyorsun. Nereye gidiyor dersen. Nereye gidiyorlar? Anda kalıyorlar ve geleceğe gidiyorlar. Çok teşekkür ederim bu bilgi için de. Rica ederim. Barış, ben sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir konuşma oldu gerçekten. Bitti soracağım mi? Soracağım sorum kalmadı benim. Aşağıdan çok güzel yorumlar geliyor. Eminim takip ediyorsun. Benim ekran dondu biliyor. Görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Ekran yani, şey anlamda donduğu için yorumlarla ilgili. Takip eden herkesin sana sormak selamı var. Sağ çok olsunlar. Güzel değerlendirmeler var. En son Fat Onur FB diye bir kişinin sorusu var. Türkiye'de sanatı nasıl değerlendiriyorsunuz diye yazmış kendisi. En son bunu da konuşalım. Tamam. Kırmamış olalım ve kapatalım. Aslında ilginçtir. Türkiye'de sanatçıya değer verilmiyor gibi bir algı var. Türkiye'de sanat yok gibi bir algı var. Ben çok buna katılmıyorum. Türkiye'de eğer hangi işi yapıyorsanız size değer veren birileri çıkıyor ve destekliyor. Destekliyor kelimesi biraz rahatsız edici bir kelime gibi olabilir ama günün sonunda sizin üretmeniz için o ürettiğinizi satmanız gerekiyor. Sattıkça malzeme alabiliyorsunuz, ödemelerinizi yapabiliyorsunuz ve gelecekle ilgili projelerinize devam ediyorsunuz. Bu bütün meslek gruplarında, her sektörde geçerli bir konu. Dolayısıyla Türkiye'de sanat vasat değil ama olması gereken yerde mi? O da değil. Bütün dünyada gelişmiş olan ülkelerdeki sanatçılara baktığınız zaman muhakkak devletin desteğini görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, devletin sanatçıyı desteklemesi lazım.
Ama sanatçının devlet sanatı yapmaması lazım. Çünkü kendini özgürce ifade etmesi lazım. Devletler, hükümetler sanatçıları destekleyebilir. Ama onu manipüle etmemesi gerekir. Çünkü sanatçının o zaman varoluşu tartışılır hale geliyor. Bu Rusya'da yaşandı. Yani Rus sanatı, Rus gerçekçiliği bir yere gitmedi. İşte büyük insanlar, büyük eller, çalışkan eller, büyük ayaklar hiçbir yere varmadı. Bu bir yere varmadı. Aslında onu bir demeye yere vardı. Çalışıyorum. Çalışan insanın daha fazla çalışması için teşvik etti. Etti ama dünya sanatında çok kalıcı olamadı. Yani oradan evet işte, yani işte hani Kandinsky çıktı, işte Chagall çıktı, hı-hı, geometri üzerine ve insan üzerine çıktılar ama bunun çağdaşlaşması gerekiyor. Çağdaşlaşma işte modernizm meselesi. Modernleşme aslında bana göre bilimselleşmekle ilgili. Bilimselleşmeyen hiçbir şey, bilim temeline oturmayan hiçbir şey gelecekte kalıcı olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'deki sanatta bir gerilik varsa bile dünya ortalamasına baktığımız zaman Türk sanatçıları bence çok başarılı. Sadece bizim temsil sorunumuz var. Evet. Bu çok temel bir sorun. Biz Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde sevgili Bedri Baykan'la da bu konuları konuşuyoruz. Yıllardır da konuşula gelen bir sorudur. Türk sanatçısı niye uluslararası olamıyor gibi bir mesele de var. Ama her şeye rağmen Türkiye'deki insan dokusu, insanlarımızın insan olma duyguları sanatçıları bir biçimde ayakta tutuyor da diye düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Barış. Ben sana olumlu bakmaktan yanayım. Evet, kesinlikle olumlu bakmamız gerekiyor geleceğe. Herkesin sana çok selam var. Tebrik çok ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Akıcı bu görüşme için teşekkür edenler var. Ben teşekkür ederim. Ben göremiyorsun diye tekrar üstüne. Yorumların ismini görmüyorum. Yani Düşler Akademisi yazdı en son. Onlar da keyifle dinliyoruz diyorlar. Sağolsunlar. Maybe'nin selamları var size aynı zamanda. Yani takip eden herkese de çok teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım bu görüşmeden Barış. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkürler sevgili Merve. Ben sana çok teşekkür ederim. Sevgili Mahir Bey, Vedat'a, Stefan'a, Stefanie'ye çok teşekkür ederim. Collart'ta ve The Fine Art Collective'de bana çok yardımcı oldular. Onlara da bunu ileteceğini düşünüyorum. Sana da ayrıca çok çok teşekkür tabii ederim. Sevgili Ercan Tutal'a, bu Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefini düşündük, üzerinde tartıştık. Ona da çok çok teşekkür ederim. Öte yandan programı kaydedeceğini düşünüyorum. Kaydedersen evet, ben de paylaşabileceğim. Belki buradan bir cümle öğrenebilecek olan genç sanatçı arkadaşlarımız için de, izleyiciler için de faydalı olur diye düşünüyorum. Onun dışında söylenecek her şeyi galiba söyledik. Londra'da sevgili Seçil Erel sanatçı arkadaşımız, ona da buradan selam gönderin ve ona da çok teşekkür ederim. Sevgili Rossi Barbarossa, havaalanında uçaktan indiğimden itibaren tamamen çok yardımcı oldu. Hani kaydettik. Paylaştığım videolarda gördüm ama inanılmaz enerjisi olan. Hemen bütün videoları ve fotoğrafları kendisi çekti. Biz ayrıca söylemeyi unuttum. Stony Darkstone diye İngiltere'de çok önemli bir fotoğraf sanatçısıyla. Oradaki yaptığım çalışmanın bittiği gün, The Fine Art Collective'in bittiği gün biz kendisiyle bir resim, moda ve fotoğraf üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bu proje orada önemli bir galeride yer alacaktı fakat koronadan dolayı o da ertelendi. O da yan çıktılardan birisiydi. Winsor Newton, The Fine Art Collective'in artist rezidansının. Daha bir sürü şey var işte. Ne bileyim, mesela kendimi çok ait hissettiğim Ronnie Scott diye orada bir jazz club var. Soho'da, New York'ta muazzam. Çok olağanüstü geçti. Sonra 1 Ocak 2020 saat sabah 11'de Stephen Chambers'la atölyesinde buluştuk ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulduk. Sanat dünyası benim ve onunla ilgili. Ayrıca Open Studio'da geldi ve konuştu. Bizim için çok özel. Kendisi biliyorsunuz Pera Müzesi'nde sergi açtı. Evet. Ve üst katta Andy Warhol sergi açmıştı. Çok önemli bir sanatçı İngiltere'de. O da bizi gururlandırdı. Oraya ziyarete gelen sevgili Dolunay Obruk, sanatçı arkadaşımız, müzisyen. Ve şu anda ismini hatırlamadım. Bütün sanatçı arkadaşlarımız Türkiye'den ve İngiltere'den gelen bütün arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Artık daha fazla uzatmayalım. Yoksa ben bir saat daha konuşabilirim. Yeni açıldım ben çünkü. Ben de konuşurum. Emin ol, o kadar keyif aldım ki ben de senin kadar konuşabilirim şu anda. Dinleyenlere sabır gösterdikleri için çok teşekkür ederiz.
Barış, tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Çok yüz yüze görüşmek dileğiyle diyorum artık. Az daima kaldı. Ne zaman istersen. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağ ol Merveciğim. Bay bay.